Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Envarül Kutsiye fi Gavaidi Sufiye adlı bir eserden nakledeceğiz. Men lem yahfazil edeb ma'al meşayih. Adab Risalesi'nde de başta kişinin kendisiyle Rabbimiz arasındaki münasebetleridir. Onu ele alır. Rabbimizle kendimiz arasındaki görevlerimiz, bunu Kur'an olarak ifade ederiz. Başka ne diyebiliriz? Rabbimizin 6666 ayatı ilahiyesidir. Bunların hepsi bizim için nedir? Rabbimize karşı yapacağımız görevlerimizdir. Mesela buradan açıyorum bizim. Esamile. Huvellezî halakakum min turabin sümme min nutfetin ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah'ımız bizi burada büyük bir tefekküre, büyük bir düşünceye sevk buyuruyor. Ne buyuruyor? Buyuruyor ki o sizi bir cins topraktan. Topraktan demesi nedir? Esselam. Minha halaknakum, sizi topraktan halk ettik. Sizi biz yaratırken altından, gümüşten, şundan, bundan öyle çok yüksek değerli gördüğünüz kıymetlerden halk etmedik. Topraktan halk ettik. Onun için mütevazi olun. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum. Tekrar sizi toprağa girdireceğiz. Kibretmeyin, benlik göstermeyin. Kendi halinize göre hareket etmeyin. Ve fiha nukhrijukum taratan ukhra. Tekrar bir çıkışla topraktan çıkacaksınız. Sonra Allah'ımızın böyle buyurmasındaki hikmetleri saymakla bitiremeyiz. Sizi topraktan yarattık buyururken vücudumuzu incelediğimiz zaman vücudumuzdaki elementlerin çoğu topraktır. Mesela diyelim ki bir kimse vefat etti. Canımız gibi bir kimse. Kaç gün evde bekletir adam onu? 2 gün bekletemez, 2 gün. Eğer sıcak bir mevsimse pencereleri açarlar. Pervaneleri kurarlar. Soğutucular aman ha. Taaffün eder, kokar diye. Cisim bu. Ondan dolayı hemen ne denir? Yerine götürelim. Yerine götürelim. Dinimizde kural da nedir? Dinimizdeki kural 5 şeyde acele ediniz buyurulur. Birisi de vefat ettiği zaman cenazeyi vakit geçirmeden defnedin. Bunun birkaç sebebi var. Eğer hayırlı bir kimse ise ne diyor? Beni vaktiyen yerime ulaştırın, vaktiken yerime ulaştırın. Mesela Sıddık-ı Azam radıyallahu anh, onların yatakları bizim zannettiğimiz gibi böyle 1 metreye yakın yükseklikte bilmem falan ne değil. Hurma liflerinden diyor ki vefat edeceği zaman beni diyor yere indirin, beni yere indirin ve vefat ettiğim zaman geç koymayın. Dostum Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme hemen kavuşmak istiyorum diyor. Hemen Resulullah'a kavuşmak istiyorum. Beni geç koymayın diyor. Salihlerden olduğu zaman ne yapar? Hemen kavuşmak ister. Hemen. Burada bir not getirdim. Not getirdim. Bu notu çok önemli görüyorum. İbrahim Eken hocamızın rahmetullahi aleyh, Sami Efendimiz kaddesallahu sırra hazretlerini nasıl buldu? Bunu ne için diyorum?
dostuna kavuşmak için insanın arzusunu ne görmüş? Kendisi Alusi Hazretlerinin Ruhul Beyan, yok, Ruhul Maani tefsirinin sahibi, onun devamında olan onun torunlarından icazetname almıştır. Ve tek başına okumuş. Demek ki o kabiliyette insanlar pek yok. Yerine göre tek kişi kalmış, yetiştirmişler. Ama kendisi de yetişecek bir şekilde. Mesela meşayih-i kiram bize bakar ama ne yapar? Kabiliyetlerimizi biiznillahü teala keşfeder, ona göre hareket eder. Bundan dolayı Esad-ı Erbili Hazretleri Sami Efendimiz için ne demiştir? Yerimizi ihraz edecek, yani makamımızı işgal edecek zat geliyor demiştir. Böyle bir kimse okumuş. Yalnız bu okumasında Meclis-i Urafa'da makamı sadr-ı manayı zat-ı âlinizin işgalini bil ayin ve bil fehim müşahede ettim diyor. O kadar meşayih-i kiram içerisinde diyor Sami Efendimiz Hazretlerine, sizi diyor, sizi o mekanda, o makamda en yüksek yerde gördüm diyor. Sonra gönülden tutuşmuş bir abd-i acizin bu yangın her tarafını kaplamış ruhi bir alakada kurulunca artık İbrahim Hoca'nın gönlü de yanıyor, ruhu da yanıyor, bedeni de yanıyor. Yandım diyor. Fakat diyor bu yangını kimseye açmadım. Bu yangını kimseye açmadım. Sadece gözümden akan yaşlar ile söndürdüm. Ali Ulvi Kurucu hocamız diyor ya, işte gözden yaş akmasın, belki aşkın zerresi kaçar diyor. Eğer bir katre diyor, bir damla gözden düşecek olursa, aşkın diyor zerresi uçar diye korkuyorum. Aşk derdiyle hoşem, el çek tabibim, el çek tabibim derdimden diyor ya, benim diyor rahatım ancak derdim nedir diyor. Aşk derdiyle hoşem, en çek tabibim benim bu derdimden, ben aşk derdiyle diyor zaten zevkleniyorum diyor. Onların bu aşkta öyle bir zevkler olur ki, mesela aşık olduğu kimse ona iltifatta bulunur. İltifatın yanında eğer ona diyelim ki nefsine dokunacak hareketlerde bulunursa o daha çok hoşuna gider diyor. Bunun için demişler ki darbul habib eklü zebib. Dostun dövmesi kuru üzüm yemekten tatlıdır demişler. Dostun dövmesi kuru üzüm yemekten daha iyidir diye. Şimdi büyüklerimiz bunu söyler. Biz şunu söylemek istemiyorum ama bir söylettiriyor, içim söylettiriyor. Bu tarikatı âliyenin başı sonunda, sonu da başında. Bazen başında acayip haller görünür, oldum zanneder. Oğlum otur yerinde, otur. Koskoca Sami Sultan, iki şeyi düşünüyorum diyor. Bir, kokar sudan olduğumu, bir de toprak olacağımı, yeter. Onun için ayağımız suya bir değsin. Bir kere ehlullah'ın tasdik etmediği hal ve makamı nere olursa olsun, onların parape imzasından geçmedik, olmaz. Şu makam, bu makam olmaz. Esselamle içtebâhu ve hedâhu ilâ sırât-ı müstakîm. Allah'ımız seçecek. Allah'ımız seçerse onda bir kabiliyet var ki seçiyor. Şimdi bizi bir ara aldılar. Okulda bir müddet öğretmenlik yaptım. Fakat münasip görülmedi bazıları tarafından. Dediler olmaz. O daha başka görevlerine baksın. Ayrılırken tespit ettiğim birkaç kimse oldu. Bizden sonra öğretmenlik yapacak kimse dedi. Şu üç kimseye sahip ol. Bunlar hakikaten istikbal vaat ediyor.
Şimdi isim olarak söyleyemem. Onlar şu anda çok güzel mevkilerdeler. Yani bir kul olarak insan Rabbimizin izniyle kimin ne olacağını biliyor. Yani şunda bir kabiliyet var diyor. Şu daha ilerisi için parlak görünüyor diyor. Allah'ımız hiç bilmez olur mu? Celle Celaluhu. Kulunun ne hale geleceğini, ne durumda olacağını. Bir demek istemiyorum ama mecbur kaldığım için bir sporcu dahi bilir. Antrenör bilir. Der ki şunu çok kabiliyetli görüyorum. Ayak oyunlarını çok güzel yapıyor. Bu hakikaten başarılıdır. Bir boksör bilir. Böyle kolları uzunca çok pratik hareket eden kimseyi böyle dönüşünde, etrafında dolaşmasında, atışlarında, vuruşlarında, o andaki tavrından bilir, der ki bu hakikaten kabiliyettir. Rabbi Zülcelal'imiz kulunu bilmez olur mu? Nebi olan da bilir, Resul olan da bilir. Kendisine kitap verilip ulul azim peygamber olacakları da bilir. Velayette hassa, velayeti hassa diye bir makam var. Bak burada durayım, size geçeceğim. Velayeti hassa da olacak kimseler de bilir. Nedir bu? Şimdi biz çalışırız, çabalarız, gayret gösteririz, evradımızı, eskârımızı okuruz. Biz bazen böyle çok yüksek bir yere gelmiş gibi görünür, sorarız. Kalple Taif'inde ne haldesiniz, nasıl bir his, nasıl bir duygu, neler beliriyor? Tabi orada ölçüler var. Onu sayamayınca tamam deriz. Çünkü üstadlarımız artık son zamanlarda rızkın da bulanmasından dolayı, o gibi hallerin görülmesinin zorluğundan dolayı, hareketinden dolayı geçiriyorlar vazifeleri. Ahva'ya geldiğinde bu makama gelir. Ahva tam düşün ortası. Ama ne yapalım? Şimdi şartlar çok değişik. Velayet-i hassa şudur. Nefsin mertebeleri geçilir. Ondan sonra nefsani hiçbir hal kalmaz. Ruhun yükselişidir o. Ruhun yükselişi. Ondan dolayı demişlerdir ki cezbetun min cezebatir rahman tuvazi amelet tegali. Böyle olan kimselerin, ruhen gelişim gösteren kimselerin göz açıp yumuncaya kadar ki taatine insanların ve cinlerin ameli kadar mükafat verilmiyor. O bu. Biz diyelim ki köyde bir bakkalımız var, bakkal. Köydeki bizim bakkalda geçimimiz ne olacak? Akşama kadar zor temin edilir geçimini. Ama adam fabrikatördür. Fabrikası öyle çalışıyor ki sonra çok arzu edilen malları üretiyor. Yetiştiremiyor o malları. Onun günlük kazancıyla bir diğeri bakkalın bir olur mu? İşte manevi fabrikatörler odur. Üstazı ile görüşmeyi çok arzu eder, mektup yazar. Sonra görüşeceğine dair müsaade alınca çok memnun ve mesrurdur. Şimdi beş şeyde acele ediniz. Birisi nedir? Kişi öldüğü zaman. Öldüğünde salihlerden bir kimse ise dostuna kavuşmak ister. Veliden birisine diyorlar ki senin irtihaline bir sene kaldı. O da ağlamış. Etrafındakiler diyorlar ki bak adamı ağlattınız. Ölümü denir mi o zaman? O da diyor ki hayır. Maşuku hakikime kavuşmama daha bir sene mi kaldı? Daha çok uzun bir devre var diye ona diyor üzülüyorum. Ağdım odur diyor. Yoksa sene şu kadar kaldı, yıl şu kadar kaldı, bilmem filan, ay de değildir diyor. Eğer Allah korusun bunun tersi ise simasının bozulmasından dolayı, simasının değişmesinden dolayı derhal diyorlar kefenleyip defnedin. Bir tanesi oldu bu Niğde taraflarında, cenazesini ne mahallenin imamı kıldırabildi.
hem de vefat eden hocalardan birisin. Başka kimseleri çağırdılar, onları da kıldıramadı. Müftülerini çağırdılar, yine kıldıramadı. Allahu Ekber deyip elini kaldıramıyor. Sonra dediler ki bir bakalım, yani kepeni açalım, bakalım bu nedir? Baktılar ki, af buyurun, hınzır ve merkep simasında. Yahu neden böyle, bunun halini bilen var mı? Efendim, bize konuşur görüşürdü ama televizyonda uygunsuz yerleri çok seyrederdi. Allah'ımız o hale düşürmesin, hepimizi kurtarsın. Onların da defni için suretlerin, simaların değişmesini görmemek için derhal defnedin. Minha halaknakum. Sizi topraktan halk ettik buyuruluyor. Şimdi toprağın bizim için yetiştirdiği ürünleri hesabla ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Böyle bir de değil, toplu olarak saymaya kalkırsak yine sayamayız. Yani toprak deyince nebiler doğmuş ondan. Topraktan nebiler zuhur etmiş. Mevlana'mızın buyurduğu gibi tevazuda toprak gibi olun buyurur. Tevazuda toprak gibi olun. Tabi bu şekil olarak değil de huy olarak olacak. Şimdi ahlak anlatılırken ahlak kolayca yapılan bir iştir. Mesela tevazuyu göstereceğim diye bir diğerinin ayakkabısını çeviriyor diyelim. Öyle bir zor geliyor, öyle bir ağır geliyor ki o. Bu böyle olmayacak. Çok rahat, çok huzurlu bir şekilde. Ondan zevk duyuyor. Artık huy olduğu zaman çok kolay yapıyor. Onu çok kolayca yapıyor. Toprak gibi olmak budur. Bu Tombak'ta Hacı Ahmet Efendi mübarek bir insandı. Biz onun her yılda hanesinde bulunuyoruz. Böyle dostlarını çağırıyorum. Hakiki olan dostlarını çağırıyorum. Hanesinde Allah'ımızın nurunun yağdığı bir hane. Toprak bir ev. Bir gün bulunuyoruz. Öyle konuşma görüşme yok. Minder'de oturuyoruz. Evin yer minderleri. Otururken hiçbirimizin dilinden kelam çıkmadı. Herkes sükut. Konuşan yok. Sadece gözler yumuldu. Başlar öne eğildi. Bir inleme. Böyle bir ilahi aşk olsa gerek. İlahi aşk olsa gerek. Herkes sükut. Şimdi balın başına oturmuşuz biz, balın başına. Bal şöyle yapar, işte olur, arı şöyle bunu hasıl eder, 3000 çiçeğe konar, 3 saatlik mevkiye kadar gider, yağış olsa bilir, bilmem falan, anlat, şu gözeneklere doldurur, dinmesi mi gerekir, yoksa balı yiyecek misin? Anlatmaya ne gerek var? Zaten istenen o, kalbimizin nurlanması. Kabe'yi vasfettir. Kabe'nin örtüsü şöyle, ölçüsü şöyle, şu kısmı rüknü yemani, rüknü hacer demeye ne gerek var? Varmışsın zaten, sen kavuşmuşsun. Orada tavafımızı yapacağız. Yani büyüklerimiz eriştikten sonra konuşmalarına hiç gerek var mı? Şükür. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem konuşmasındansa sükutu ağırdı. Bu Adanalı Hasan Efendimiz anlatılır. Harun, Adanalı Hasan Efendimiz öyle çok konuşmaz. Sami Efendimizin bizzat icazet verdiği ve Resulullah'tan onayını aldığı bir kimse, üstazımız gibi. Kaddesallahu sırra. Oturuluyor karşısında sadece sükut. Ama şu döşler çatır çatır, patır patır, letaifler harekete geçiyor. Konuşmaya ne gerek var? Bundan dolayı Muhammed Bahaeddin Hazretleri, sükutumuzdan istifade edemeyen sözlerimizden edemez buyurmuş. Biz burayı doyurmak istiyoruz.
Eğer buranın açlığını hissedip de kalbimizin, ruhumuzun az bir tatmaya başlarsak, dikkat ederseniz ne derler? Yahu hemen bitirdiler, olmadı, bizi çık çık dediler, çıkardılar, doyamadım, bir daha ne zaman görüşeceğiz derler. Biz bunu çok yaşardık. Yahu tanirelerden geldik, biraz istifade edelim dedik, baktık, saatimize de baktık, bir saat netiz geçmiş, hemen dönüvermiş yelkovan. Daha biz ne zaman gelebiliriz demesi ruhunun açlığını bilenler için. Bunu medih için, övünmek için söylemiyorum. Dediler ki bize, Erenköy'de Sami Efendi Hazretleri ile kaddesallahu sırra 10 dakikayı geçmeyecek görüşmeniz. Konyalı bir zat vardı. Genç de bir arkadaş. Öyle ikide bir saatine bakıyor. Biz de herhalde baktı. Saate çok baktı. İyi tembih etmişti, aman 10 dakikaya geçmeyin diye. İki kişi görüşüyor, ondan sonra bir iki kişi. İki kişi görüşüyor, tekrar bir iki kişi alıyorlar. Ya doğrudur ya da değildir. İki dakikamızı yedi kutbul aktabın yanında diye hala 40 sene de olsa unutamıyor. Bizim o iki dakikamız kutbul aktabımızın huzurunda neydi o? Onlarla oturan şaki olmaz buyuruluyor. Neden ayrıldık diyoruz. Bu ruhun açlığını hissedebilirsek, yoksa nefsimizi doyur, 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 o zaman bilmez. Kişi ruhunun açlığını bilmez. Bak siz zaman zaman konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki, ya camimizde sabah namazında 3 kişiyle kıldık. Bir diğer imam diyor ki, ne yapayım diyor, gelen olmadı, kapıyı açmadım, çıktım gittim. Bu şer'anda doğru değil, yine kapı açılacak. Sadece gelişin azlığını söylüyorum. Neden öyle oluyor? Mesela teravih namazlarında, hakikaten imamlardan duyduğumuz camiler boştu diyorlar. Belli birkaç camiler, ilk gün diyorlar biraz, tam da değil doluş, biraz doluyordu, ondan sonra yavaş 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 azaldı. Neden? Ruh doyumunu bildiği yok, açlığını bildiği yok, ruhumuz ondan oluyor. Şimdi diyoruz, şurada şu hadis oluyor, şurada şehit cenazeleri, burada şehit cenazeleri, şura karıştı, bura karıştı, ne olacak diyor. Ne olacağı ruhun doyumunun olmadığından, bunun tek sebebi budur. Şimdi diyorlar güzel konuşuluyor ama bunlara hiç değinilmiyor. İşte değiniyoruz. Ruhu aç. Oradaki insanlarımızın ruhu aç, ruhu doyurulmamış. Kafa aç. Malumat sahibi değil, kafa aç. İnsanı insan eden iki unsur vardır. Birisi ilimdir, birisi de edeptir. Yok. Çok geniş davranırlar. Diyorlar ki, şu kimse şöyle hareket etti, bu kimse böyle hareket etti, şu şöyle, bu böyle. Sebebi bu. İlim yok. Edep yok. Olacak bu. İlmi olmazsa, edep olmazsa yapar bunu. Kendimizi ne yapacağız? Suçlayacağız. Diyeceğiz ki biz bunlara ilim, edep vermediğimiz için böyle olmuştur diyeceğiz. Gayrete düşeceğiz. Evet. Ruhun doyumu önemli. Eğer öyle olursa, mesela üstadımızın çok sevdiği bir zat, Kılavuz Hafız diye çokça da anlatılır. Çok yakınları söylüyor. Babam diyor, başını diyor yastığa kurmuş. Şöyle 7-8 dakika geçince hemen başını yastıktan kaldırır. Dermiş ki namaz kılacağım. Tekrar diyor başını yastığa kur. Çok fazla zaman geçmezmiş. 10 dakika hemen sıçrarmış. İbadet yapacağım diye. Bu ruhunun açlığını bilen kimselerde olur. Bak acıktığımızda, su saçtığımızda nasıl biz yemek talebinde bulunuyoruz? Yani şu kadar olsun, ekmek de mi yok diyoruz? Yani acıktım diyor, acıktım.
Ben dayanamam diyor. Sonra şeker de var diyor. Hiç dayanamam, ben komaya da girerim diyor. Bazen kartlar da gösteriyor. Yani komaya girecek durumda olan kimse kartlarda ben şekerden rahatsızım, rahatsızım deyip bir başkalarına gösteriyor. Hemen şekerdi, tatlıydı, bunun gibi bir şey yetiştiriveriyor. Neden? Açlığını hissediyor da ondan midesi aç. Ruhen aç olan kimseler de ne yaparlar? Derhal bu gereksinimi hissedip Kur'an-ı Azimuşşan'ı ellerine alıverirler. Mesela biz bazen oluyor, diyoruz ki işte 10 sayfa Kur'an okuyacağız ama nasıl etsek bir türlü zaman bulamıyorum. Ama ruhunun açlığını hisseden kimse, burada da o kardeşimiz oturuyor. Efendim diyor, Kur'an-ı Kerim'e başladığım zaman doyamıyorum diyor. Bak burada oturuyor şu anda. Doyamıyorum diyor. O ruhunun açlığını hissettiği için. Mesela diyoruz ki, ya teravih çok uzun sürdü. Ruhumuzun açlığını hissedemediğimizden. Zikrullah da çok fazla. Tabi ölçülerine dikkat etmek suretiyle. Hep bunlar ruhumuzun açlığını bilememekten ileri gelir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i örnek olarak her şeyimizde örnek ama onun hakkındaki bu örnekten bile çekiniyorum. Ayşe annemizin radıyallahu anh'a onun mübarek ayaklarını ovalaması, çünkü yarılıyordu ayakta dura. Ya Resulallah biraz istirahat buyurun. Efele ekun abden şekura. Rabbıma şükreden bir kul olmayayım, bunu zevkle yapıyor. Şimdi bak, taatleri yapan kardeşlerimizsiniz. Bu taatleri yapışta iki husus var. Birisi Allah'ımızın bize emri diye yapışımız var. İkincisi de muhabbetle yapış var. O zaman gelin biz bunu şu şekilde alalım. Bir, abdiyet olarak. O benim Rabbimdir. Ben de onun kuluyum diyoruz. Böyle yapıyoruz. Birincisinde nasıl yapıyoruz? Abdiyette. Bu üzerimize yüklenen tekalifi ilahidir. İlahi hükümlerdir. Anam da böyle yapardı, babam da böyle yapardı, bizim mahallede böyle deyip yapış var. Bir de ubudiyet var. Ubudiyette o benim Rabbimdir. Ben onun en aciz bir kuluyum. Mutlak vazifemi yapacağım. Nasıl ki bir köle sahibine hizmet etmekle sorumluysa, o benim Rabbi Zülcelal'imdir. Ben de onun kuluyum, yapacağım. Ubudiyet budur. Bir de ubudet vardır. Ubudet. O ubudet nedir? İbadetin esrarına erişmiş, zevkle yapıyor. Mesela ariflerden birisi diyor ki, Allah'ımız bana kıyamete kadar ömür verse, secdeye yatsam başımı kaldırmak istemem diyor. Bu onlar için işte. Bizi hep buna ne yapıyorlar? Sevk ediyorlar. Biz bu konuyu nereden ele aldık? Şuradan ele aldık. مَنْ لَمْ يَحْفَظِ الْاَدَبْ مَعَ الْمَشَيْخِ سَلَّتَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْكِلَابِ الَّتِي تُعْذ۪يهِ Eğer üstazına olan vazifesini yapmayacak olursa, kendisine eza eden bir köpek ona musallat olur buyuruyor. Biz o bölüme geçmedik. Şurada مَنْ لَمْ يَحْفَظِ الْاَدَبْ dedik مَعَ الْمَشَيْخِ. Şurada hareket ettik. Bir, Allah ile kendi aramızdaki riayet edeceğimiz edepler Celle Celaluhu. İkincisi, arkadaşlarımız arasında dikkat edeceğimiz husus, üstazlarımıza karşı vazifelerimiz, görevlerimiz. Şimdi biz bu edepte bir ayeti celile aldık. Mü'min suresinde 67. ayeti celile. Ve edebi tarif ederken, edep Kur'an-ı Azimuşşan'a göre hareket etmektir dedik. Açtık bir ayeti celile. Bura çıktı. Esselam. Huvellezî halakakum min turabin.
Allah sizi topraktan yaratmıştır, o öyle bir Allah ki sümme min nutfetin, sonra bir nutfe, kokan su. Sümme min alaka, sonra bir çiğnem et. Sümme yuhricukum tiflen, sümme li tebluğu eşuddekum, sümme li tekunu şuyuha. Sonra siz ne yaptınız? Bebek olarak zuhur ettiniz. Sonra da sizi güçlü, kuvvetli bir çağa eriştirdi. Daha sonra da yaşlı oldunuz. Şimdi biz herkeste olduğu gibi arkadaş grubumuzu çok gözetleriz. Kendi emsalimizi ve ararız. Mesela bizim arkadaş grubumuzun hemen hemen çoğu ya müftüdür ya vaizdir. Çok yüksek düzeyde kimselerdir elhamdülillah. Hep öyle. Onlar da bazen bir araya geldiğimizde, bak bir müftü kardeşimiz oturuyoruz, dedi ki benim dedi, ben kalbimden ameliyat oldum. Şimdi dedi, oturduğum zaman kalkasım gelmiyor dedi. Kalkamıyorum dedi. Artık dedi, demek ki yaşlanıyoruz dedi. Bizim de onlara tavsiyemiz, zorlanmadıkça, aman ha emek olman diyor. Son nefesinize kadar güç ve kuvvet olduğu sürece ve faydalı olduğunuz müddetçe görev yapın. Çünkü tam olgunlaşma devresi. Zaten İslam'da emekli diye bir şey olmaz da. Şimdi belli bir yaşa geldikten sonra ayrılıyor. Tam o yaşta tecrübe sahibidir. Tecrübe sahibiyken ayrılması çok büyük sıkıntılar açar. Asıl o anda hizmet edecek. Bilen bir kimse için diyorum ama. Bir başkalarını da gözetliyor. Kendi halinde, eksiklerinde, böyle bir muhasebenin içerisinde. Ya diyor, geçmişte şunları biz neden yaptık, yapmasaydık? Bak şöyle yapsak daha güzel olurdu diye yön veriyor. Öyle artık. Ve minkum men yuteveffa min kabl. Halikimiz buyuruyor. İçinizden kimi de daha evvel ahirete göçmüştür. Ve li tebluğu ecelen müsemme ve leallekum taqilun. Allah yaşatmayı belli bir vakte kadar ulaşmanız ve olur ki aklınızı kullanmanız için yapar. Diğer ayeti cellelere geçtiğimizde size Ravzatül Müttakîn diye bir eser. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin şerhi olan bir eser. Çok müstesna. İnşallah okursunuz. Bunun Türkçesi var mı bilmiyorum. Burada şöyle bir kayda tesadüf ettim. Ashab-ı kiram 40 yaşına ulaştı mı ondan sonra diyor ibadet ve taate ağırlık verirlerdi. Bir rivayette de 60 yaşına geldiği zaman en çok korktuğumuz artık özrün kabul olmama vakti zuhur eder mi diye. Çünkü Cenab-ı Hak evvelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ca'ekumun nezir. Size şöyle düşünebileceğiniz şekilde aklınızı başınıza toplayıp tefekkür edeceğiniz bir ömür ve peygamberler gelip onların devamında varisi enbiya size haber vermişken neden aklınızı başınıza almadınız buyurur. Diyelim ki adam 80 yaşında. Fakat gençliğinde ibadet ve taate başlamış, daha çok genç. Ona aynı isterse 90 yaşında olsun, gençlikteki ibadet ve taatin ecir ve mükafatı gibi bahişte bulunuyor Cenab-ı Hak. Çünkü gençlikte başlamış bu işe. Peygamberlere bakalım, peygamberlere bakalım. Peygamberlerimizin peygamberlik yaşı hiç ileri değildir. Peygamberlerimizin peygamberlik yaşı ileri değil. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Kasas suresinde Cenab-ı Musa aleyhisselam için Musa aleyhisselama yiğitlik çağına gelip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. Hepsinde hemen hemen peygamberlerde ilim ve hikmet. Hikmetsiz olmaz. Adam çok alim olur. Mesela der ki ben ya çok ayet okuyorum, hadis okuyorum. Hazırlıklarımı da çok geniş yapıyorum. Temel kaynaklardan, tefsirlerden, hadislerden ama bakıyoruz böyle ayet hadis okumakla birlikte menkıbelere çok ağırlık veren Hacı Hasan Efendi Hazretlerine daha çok giriyorlar. O hocamız tabii aklı başındadır, bilir. Düşünecek olursak o hoca için demiyorum o hocalar için. Söylüyorum. Hacı Hasan Efendimiz'de hikmet var, hikmet. Ondan dolayı doyamıyor kişi. İlmin olması bir mana ifade etmiyor. Çünkü ulemadan bir kısmı diyorlar ki, biz diyorlar okumuş olduğumuz o Arapçalar neler hep bitti de gece kıldığımız namazlar kaldı diyorlar, seherde kıldığımız. O failiymiş, o mef'ulüymüş, o şibih fiiliymiş. Mesailleriymiş, müptedasıymış, haberiymiş. Bunlar hep bitti ne diyorlar? Seherde kıldığımız namaz kaldı. Bunun da hikmeti söylüyorlar. İnşallah Cenab-ı Hak memleketimize sulh ve sükun lütfeylesin. Hep bunların zuhurunun sebebi anlattığımız hususlardır. İşte ruhumuzu doyuramamak, bunlardan mahrum olmanın neticesi zuhur ediyorum. Bazı misaller veriyoruz. Diyoruz ki biz yaya gidişte var, bisikletle gidişte var, motosikletle de var. Bunun yanında neyle var? Motorlu vasıtalarla var, taksilerle var, otobüslerle var, trenlerle var, hızlı trenler var. Bunun yanında uçakla var, füzeyle var. Ruhunu olgunlaştıran insanların nefsin mertebesini geçmiş de ruhi olgunluğa erenlerin eriştiği nokta velayeti hassadır. Onlar Rabbimize füze gücünde gidiyorlar. Ne zaman gidiyorlar? Seninle, benimle konuşurken gidiyorlar. Niye bizde olmuyor? Çünkü o konuşurken bu Rabbimin yarattığı Halik sıfatının eseri bir sanatı ilahisidir. O şekilde bakıyor bize. Hiç duyduk mu? Bak üstadımız burada. Bak çoğu gördü. Çoğumuz biliyorsunuz ve bizden çok âlâ bilirsiniz. Ve çok âlâ da takdir edersiniz. Ama şunu hissettiniz mi? Siz daha ötesini bilirsiniz de. Buraya Bursalılar gelip Mevlid okuduğunda bir söz söylüyor. Allah'ım ne güzel bir ses lütfetmişsin diyor. Bu söz velayet-i hassanın sözüdür. Bu noktaya gelenlerin sözüdür. Sesi ne güzel demiyor. Allah ne güzel ses lütfetmiş diyor. Siz bunu duydunuz. Üstadımızın menkıbesini anlatanlar hakikaten güzel güzel anlatsınlar. Çünkü o müstesna bir Allah'ın kutbu, Allah'ın kutbu. Zamanın kutbu. Mesela gençleri çok seviyor. Bazen alınlarından öpüyor. O anda bir şey söylüyor. Cenab-ı Hak ne güzel bir kaş lütfetmiş diyor. Bununla eserden müessire geçiyor. O görmüyor. Orada o genci görmüyor, onu halk eden Mevla'yı görüyor. Onlar bizim rüyada gördüğümüz bilmem filan, başkalarının gördüğü rüya ile hareketler neler, onunla hareket etmez onlar. Veli'den birisine diyorlar ki, efendim seni cennetlerde gördük. Şeytan diyor, seninle benim buldu maskarayı alacak, çekil ve şuradan diyor, çekil. Onlar hakikati bulmuş, gayret edelim inşallah. Hasıl olur. İşin dış tarafında olmayalım. İçine geçelim. Yani sureta olmasın. Şu dünya işlerimizde bile
Biz iyi sarıldığımız zaman bak sonunu getiriyoruz bunu. Hakikaten iyi bir tacir oluyoruz, iyi bir esnaf oluyoruz. Manevi işlerimiz de böyle ama iyi tutacağız. Hatırımıza hemen şu geliyor, bakın. Bunu deyince ben iş sahibiyim, güç sahibiyim. Böyle bunların dediğini yaptığımda nasıl olacak bu iş? Ne yapacağım ben? İşim gücüm de yok. Hep terk mi edeceğim? O zaman dört halifenin hepsine Hulefai Raşidin bunlar devlet reisidir. Ne kaybettiler? Hazreti Sıddık sıddıkiyetinden, Hazreti Ömer adaletinden, Hazreti Osman haya sıfatından, Ali Efendimiz ilim ve cihadından radıyallahu anh ne kaybetti? Musa aleyhisselam aynı zamanda bir hukukçudur. Hukuk kaideleri koymuştur. Ne kaybetti? Zülkarneyn Hazretleri devlet reisidir. Ne kaybetti? Süleyman aleyhisselam ne kaybetti? Davud aleyhisselam ne kaybetti? Bunlar hepsi peygamber. Aynı zamanda bir devlet reisidir. 500 tane meşayih kiramdan devlet reisi olan var, belki daha fazla. Ne kaybetti bunlar meşayih oluşundan? Şeyhliğinden ne kaybetti? Dervişliğinden ne kaybetti? Çoğu çok büyük zengin olan kimselerdir. Servetinden ne kaybetti? Bunlar meşayih kiramdır. O zaman her şeyi Mevlamızın istediği şekilde yaparsak kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur. Şimdi burada sen üç kişiye hitap ediyorsun. Bir devlet reisinin derviş oluşuyla gönlünün hitabı kimedir? Milyarlarca insanadır. O daha üstündür. Böyle bir düşüneceğiz. Mesela çok zengin bir adam meşayih kiramdan. Biz belki 3-5 fakire ulaşırız ama o binlerce fakire ve yoksula ulaşır. Arakan'a da ulaşır, Etiyopya'dakine de ulaşır, Doğu Türkistan'a da ulaşır, Yemen'e de ulaşır, ulaşır. Onun dervişliği daha ileri. Burada kafamızı şununla bununla hiç evet diye buyurulur, yanlış yollara sevk etmeyeceğiz. Çok iyi düşüneceğiz ve akıllı olacağız. Şimdi tasavvuf üzerine çalışma yapan arkadaşlarımız var. Böyle biz halleşiyorum, tabii görüşüyorum. Diyoruz ki tasavvufu bir tarif etseniz, gidiyorlar, çok güzel tarif ediyorlar. Bir de diyoruz biz tarif edelim. Tasavvuf her yaptığımız işi aklımız başımızda olarak yapmaktır. El-Fatiha.